Aslında var. O da Soma Maden şehitlerinin ailelerini savunan avukatlar. Avukatları içeri attılar. İşte Erdoğan'ın adaleti bu. Bundan 8 yıl önce Erdoğan Soma'da ölen yüzlerce işçi için bu işin fıtratında var demişti. Aynı Erdoğan ne kadar kendine hakim olmaya çalışsa da yine kendi fıtratına uydu Amasra'da da biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır dedi. Bununla da yetinmedi. 20 yıldır hükümet koltuğunda kendisinin oturduğunu bir anda unutuverdi. Madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz diyi verdi. E, eksiği riski giderseydiniz ya? Elinizi tutan mı vardı? 20 yıl o koltukta oturacaksın. İşçinin hayatını tehlikeye atan eksiklikleri. Gideremeyeceksin. Devletin denetçileri, denetçileri çıkacak risk var diyecek, çözmeyeceksin. Sonra da maden kazaları kaderin planı diyeceksin. Tedbirsizliğin, ihmalkarlığın, tamahkarlığın adı ne zamandan beri fıtrat ve kader oldu? Bizim inancımızda önce tedbir sonra tevekkül vardır. İlmin aklın emrettiği tedbirleri almayacaksın sonra fıtrat diyeceksin, kaza diyeceksin, kader planı diyeceksin. Hiç eğip bükmeyin. Bu korkunç bir cinayettir ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak o anaların, babaların, eşlerin, çocukların, güzelim bebeklerin adına sorumluların peşini bırakmayacağız. Bu faciayı unutturmayacağız. Hesabını soracağız. Bu uluslararası çalışma örgütünün verileri ülkeyi uçuracak diye pazarladıkları ucube saray rejiminde madenlerde hayattan uçup giden canlar. Sadece son 3 yılda 2019-2021 döneminde madenlerde yaşamını yitiren emekçilerimizin sayısı 189. Bununla bu kayıplarla Türkiye açık ara dünya birincisi. Bu acı tablonun sahibi hala hiç sıkılmadan hamdolsun diyerek Amasra'da 41 cansız bedene 24 saatten az sürede ulaşmakla övünüyor. Utancı gidenin kalbi de ölür derler. Bunların kalbi de millete karşı artık ölmüş. Bunların millete karşı kalbi körelmese devlet kurumlarının tespit ettiği eksikleri giderir, bu madenleri güvenli hale getirirlerdi. İşte sayıştay raporu ortada. Patlamanın yaşandığı müessese için hazırlanan 2019 denetim raporunda bugün olanlar için açıkça uyarılarda bulunulmuş. Raporun alına 16. sayfasında bu müessesede de ürüt, üretimi olumsuz etkileyen başlıca etkenler tek tek sayılmış. Metan gazı ve karbondioksit gazındaki yükselmeler bunlardan biri. Sayfa 21'de iş kazalarındaki artışa vurgu yapılıyor. 2019'da müessesede önceki yıla göre %70 artışla 190 iş kazası olmuş. Bunun 72'si göçükler nedeniyle yaşanmış diyor rapor. Sayfa 63'te solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında alınan önleme, önlemlerde aksamalar var deniyor. Tane boyutu küçük tozların sürekli ortamda dolaşması infilak riskini arttırıyor tespiti yapılıyor. Ve sayfa 65. Şimdi ilgili bölümü olduğu gibi okuyorum. 2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği eksi 300 metre olmuştur. Bu derinleşme ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra kurum degaj yönergesi hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir. Bugün 41 canımızı yitirdiğimiz derinliği Sayıştay denetçisi nokta atışı yaparak tespit etmiş. Aman dikkat, derine gidildikçe gaz artıyor, grizu patlaması riski artıyor diye de uyarmış. Yapılması gerekenleri de söylemiş. Daha ne desin? Sayıştay görevini yapmış. İşte bu nedenle bugün sarayın kibirli yönetimi Sayıştay raporlarını sansürlüyor. Şimdi biz de soruyoruz. Enerji Bakanı Sayıştay'ın 2019'daki bu uyarı ve önerileri için bugüne kadar acaba ne yaptı? Bakan 24 gün önce bu işletmeyi ziyaret etmişti. Bu ziyarette Sayıştay raporu hakkında neler yapıldığını sordu, inceledi mi? Sadece Sayıştay'ın raporu da değil. Yaşamını kaybeden madencilerimizin ailelerinin de tanıklıkları var. Madencilerimiz madendeki patlama riskinin arttığını ailelerine açıkça ifade etmiş. Koku olduğunu söylemiş. Bu işçiler neden göz göre göre ölüme gönderildi? Enerji Bakanı şimdi bu ailelerin yüzüne nasıl bakacak? Ortada bir görev ihmali olduğu çok açık. Bakanlık makamları ağlama makamı değildir. Ağıt yakma makamı değildir. Çare bulma makamıdır. Çare, çareyi bulamıyorsan, yapılması gerekeni yapamıyorsan, edebinle çekip gideceksin. Erdoğan bu alaydaki ihmal tüm boyutlarıyla açığa çıkarılacak dedi. Enerji Bakanı istifa etmeden ya da Erdoğan bu Enerji Bakanı'nı görevden affetmeden. Bu laf sadece lafı güzahtır, boş laftır. Yaşanan faciadaki ihmaller yetmedi. Erdoğan çıktı büyük bir kibirle ölenlerin ailelerine hangi kurumdan kaç lira yardım yapılacağını 100 bin lira oradan 50 bin lira da buradan gelecek diye bir bir saymaya başladı. Daha cenazeler toprağa verilmeden yapılmamış yardımı acısı taze ailelerin yüzüne vurdu. Sanki aman fazla sesinizi çıkarmayın, bu kan paralarını alın, konuyu da kapatın demeye getirdi. Oysa milletimiz sahilin verdiğini sol el görmemeli kültüründen gelir. Bu kültürden gelen milletimizi bu kibir derinden yaralamıştır. sarayın kibirlisinin kibirlisi için insanın canının ne ol, değerinin ne olduğu da ortaya çıkmıştır. Yüz oradan, elli buradan sonra Allah rahmet eylesin. Ama ayıplar silsilesi burada da bitmedi. Madencimizin cenazesinde imamdan rol çaldı. İşin bir güzel yanı daha var diye söze başladı. Vefat eden madencilerimize ve ailelerine cennet vaat etti. Bu dünyayı iş cinayetleriyle emekçiler ve aileleri için cehenneme çevireceksin. Sonra da onlara öteki dünyada cennet vaat edeceksin. Bu ülkenin imamlardan rol çalan bir cumhurbaşkanına değil, çalışanların can güvenliğini sağlayacak yöneticilere ihtiyacı var. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz ve devlet madenlerinde insanlarımız hala tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle kitleler halinde hayatlarını kaybediyor. Ülkemizi ülkemizi madenlerde yitirilen canların sayısında dünya birincisi yaptınız. E bu durumda ne yapılacağı bellidir. Beceremiyorsunuz, sorumluluğunuzu kabul edeceksiniz, hep beraber çekip gideceksiniz. Değerli basın mensupları, bu ucube rejim işçilerimizin canına kastetmekle kalmıyor. Onların cebindeki üç kuruşa da göz dikiyor. Emekçilerimizin alın terini gasp ediyor. 2018'den beri faiz sebep enflasyon netice dedi. Milletin döviz kasasını boşalttı. Paramızı pul etti. Ücret ve maaşları enflasyona ezdirdiği emeğin milli gelirden aldığı pay son iki buçuk yılda 10 puan birden düştü bunların yönetiminde. Sarayın kibirlisi 67 milyar doları emekçilerimizin cebinden aldı yandaşın döviz baronlarının faiz lobilerinin cebine koydu. İleride tarih ve ekonomi kitapları bu son 20 yılı adaletsiz 20 yıl, kayıp 20 yıl olarak tanımlayacak. Bunu biz söylemiyoruz. Türkiye'nin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşların verilerinden bu çıkıyor. Uluslararası Para Fonu'nun Ekim tahminlerine göre Türkiye'nin 2022'de küresel gelirden aldığı pay binde 8 olacakmış. Oysa